Piyasanın nabzı hareketli. Piyasanın nabzında tabii ki herkes Ukrayna-Rusya savaşını, daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'nın iki önemli bölgesine girişini konuşuyor. Bütün dünyada bu konuşulurken tabii ki sadece Türkiye değil bütün dünya ekonomisini şu an Rusya'nın bu hareketi etkiliyor. Ekonomi, piyasa, ekonomi, güven demektir. Ne zaman bir savaş, bir sıkıntı, bir işgal, adına ne derseniz deyin. Böyle bir durum olduğunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bundan etkilenir. Eğer bizim sınırımıza yakın bir savaş varsa, bir ilhak varsa, bir iki ülkenin birbiriyle zıtlaşması varsa daha farklı. Bizim coğrafyamızdan uzakta bir yerde ise daha farklı yansımalar olur. Piyasanın nabzında ben Fatih Güneş. Bu akşam size aslında biraz da ne oluyor ya'nın cevabını bulmak için Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik yansımalarını anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Biliyorum salı günü saat 8. Biliyorum izleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu stüdyomuzun bulunduğu Konya'dan bizleri takip ediyor. Ya da bütün dünyadaki Konyalılar da bizi takip ediyor. Konyaspor'un maçı var. Zaten herhalde arkadaşlarımız ekranın üstüne de verecektir skoru. Oradan da program içerisinde takip edeceksiniz. Merak etmeyin, ben de çok uzatmayacağım. En azından beni bütün bunlara rağmen takip edenler varsa da maçın ikinci yarısına sizi yetiştirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Efendim, uzun zamandır Rusya Ukrayna sınırına asker yığıyor ama öyle böyle değil. 130 bin askerden bahsediyoruz ve dünyanın neredeyse ülkelerinin %70'ini, 75'ini sadece Ukrayna'nın etrafındaki gücüyle işgal edebilecek güçte ağır silahlar, füzeler, roketler, insansız hava araçları, tank savarlar, toplar, tanklar, bunlarla Ukrayna'nın yaklaşık 8-9 noktasında çevreledi Rusya. Rusya bunları çevrelerken kimseye hesap vermedi. Dedi ki benim topraklarımda kendi askerlerimi nereye koyacağım kimse ilgilendirmez. Şimdi tutup da size böyle askeri uzmanlık falan yapmayacağım. Zaten bence bunaldınız biraz da bunlardan. Bir sürü uzman geliyor, konuşma yapıyor ya işte Putin şöyle bir adam, böyle bir adam. Yine sınırlı kıt tartışmalar var bu işlerin içerisinde. Bizim işimiz neydi sevgili izleyiciler? Bizim işimiz piyasaydı, bizim işimiz matematikti, istatistikti. Yorum bizim işimiz değil, bizim işimiz gerçekleri göz önüne sermek. Yorumda da naçizane kendi bir kanaatimiz varsa size anlatmak. Bu akşamki programımızın arkadaşlarımız KJ'sine onu yazabilirler. Bu akşamki programımızın ana konusu Ukrayna-Rusya ekonomik değerlendirmeleri aslında. Ukrayna ile Rusya arasında ne olacak, ne olabilir ilerleyen zamanlarda? Piyasanın nabzını ne etkiler? Piyasanın nabzını buradaki olası bir savaş, orası bir sıkıntı, ambargolar ki başladı Almanya ile beraber. Ambargoların yansıması nasıl olur? Buna göre hareket etmeliyiz. Bunu size anlatmak için politik olmasa bile bir şekilde bilgi mahiyetinde sizi yaklaşık 2-3 yıl önceye götürmem gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de öncelikle işler iyiyken, ekonomi iyiyken batılı dostlarımız, batıyla entegre olmamız gerekiyor diye açıklama yapan politikacılar ama işler sıkıntıya girdiği zaman da katil batı, işte dış mihrak, bizi sıkıntıya sokmak isteyen batılılar, bizi batırmak isteyen insanlar, Abdülhamit örnekleri, darbe örnekleri hep önümüze getirilir. Ama nedense işler iyi olduğunda hiç batıya kötü denmez. İşler kötü olduğunda da hiç ya biz yaptık, biz yanlış yapıyoruz bir şeyleri de denmez. Bu akşam özellikle Batı ile, Avrupa ile ve Amerika ile ekonomik anlamda ve diğer anlamlarda sıkıntı yaşadığımız dönemlerde Rusya'ya yaklaşan, Rusya ile biz de birlik yaparız, ekonomik birliği yaparız, Kafkaslarla birlik yaparız bakış açısından, Rusya ile Suriye içerisinde yaşadığımız travmadan, Rusların bombalayarak askerlerimizi şehit ettiği olayları birden unutarak, çok böyle sarılarak, birbirimizi sıvazlayarak gelinen noktadan bugün bir NATO ülkesi olduğumuz için Rusya'nın bu tavır ve yaklaşımlarına, bu askeri operasyonlarına birden çok sert bildiriler
sergileyen, bildiriler okuyan, bildiriler yayınlayan bir ülke haline geldik. Dünyada pek çok şey yapılabilir. İnsanlar hata da yapabilir, yöneticiler hata da yapabilir. Küçük bir şirketi yönetirken de hata yapabilirsiniz. Büyük bir şirketi yönetirken de hata yapabilirsiniz. Ama bize düşen sevgili izleyicilerimiz hatadan ders almak olmalıdır. Ve o hataları bir daha yapmamak olmalıdır. Liderlere yakışan da budur. Peki biz böyle mi bir durumdayız? Gelin bunu göz önüne serelim. Arkadaşlarım eğer bugün sizler için hazırlamaya çalıştığım görselleri hazırladılarsa onların tek tek sizinle beraber bir analizini yaparız. O analizi içerisinde de bakalım Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş olmasa bile sadece bu sıkıntı Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne ne şekilde yansıyacak? Türkiye'nin ekonomisine, piyasasına ne şekilde yansıyacak? Onu sizlere izah etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Her zaman olduğu gibi yine sosyal medya, Kanal 42'nin sosyal medya hesaplarından bizim haricimizde gelişen bir aksilik olmadığı müddetçe internet altyapısı ile ilgili yine Kanal 42 hesaplarımızdan Fatih Güneş'le piyasanın nabzını takip edebileceksiniz sevgili izleyicilerimiz. Ukrayna Rusya ile ilgili bizim şöyle bir handikapımız var. Bir kere Rusya bizim narenciyeyi, tarım ürünlerini en çok ihraç ettiğimiz ülke. Rusya bizim turizm gelirlerimizin neredeyse 1/3'ünü, %30'unu oluşturacak kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'nin turizm yatırımlarına çok fazla turist gönderen bir ülke. Yani döviz girdisi sağlıyoruz. Bir yandan Rusya'dan ne alıyoruz, ne ithal ediyoruz? Enerjide Rusya'ya bir bağımlılığımız var. İran'dan gaz aldığımız gibi Rusya'dan da gaz alıyoruz ve Rusya'dan aldığımız gazla da biz neyi sağlıyoruz? Hem gaz ihtiyacımızı artı elektrik ihtiyacımızı biz doğal gaz santrallerimizden büyük bir çoğunu sağladığımız için de enerjide de belli bir bağımlılığımız var. Peki, evet arkadaşlarımız herhalde bunu yayınlıyor. Bakalım hangisini yayınlamışlar sevgili arkadaşlarım. Narenci ihracatı, evet tam ondan bahsediyorduk. Çok doğru tercih etmişler. Narenci ihracatımızı gördüğümüz gibi bu Rusya'ya yaptığımız ihracatımız 813 milyon dolar. Sevgili izleyicilerimiz 813 milyon dolar biz narenciye ihracatı yapıyoruz. Nereye? Rusya. Yani bizim için aslında Rusya Türkiye Cumhuriyeti'nin o devamlı geliştirmek durumunda olduğumuz, geliştirmeliyiz dediğimiz narenciye ve tarım ihracatımız noktasında bizim için çok önemli bir ülke. Peki en fazla ihracat yapılan ülkelere baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla yine aynı grafikte tam benim arkama gelen bölümde arkadaşlar eğer orayı verebilirseniz belki izleyicilerimiz okuyabilir. Rusya'nın lider olduğunu görüyoruz ama ikinci, üçüncü olarak da mesela Ukrayna'da da şöyle söyleyebiliriz. 2020 yılında 85 milyon dolarlık sadece narenciye üzerine bir kere ihracatımız olduğunu görüyoruz. Şimdi olası bir Rusya ve Ukrayna sıkıntısında, yaşanan sıkıntısında eğer savaş boyutuna gelirse, iki ülke çok güçlü iki ülke bunlar çünkü, savaş boyutuna gelirse bu iki rakamı toplamamız gerekiyor. Yani 2020 yılında 380 milyon dolarlık narenciye ihracatı yaptığımız Rusya ile 85 milyon dolar ihracat yaptığımız Ukrayna'yı toplarsak 465-470 milyon dolar yani o da toplam narenciye ihracatımızın arkadaşlarımız daha yakından göstermeye çalışıyorlarsa neredeyse yarısından fazlasının aslında Ukrayna ve Rusya bölgesinde olduğunu görüyoruz. Peki bunların muadil ülkelerine bu kadar büyüklükte bir şey yapabilir miyiz? İhracat yapabilir miyiz? Hayır. Çünkü sadece Rusya'ya onun dışındaki 15 ülkeye yaptığımız kadar ihracat yapıyoruz. Yani bir savaş olursa bir kere bu ihracatımız çok ciddi azalır belki de kesilir. İkincisi bizim direkt karşı çıktığımız belki de Amerikan ambargosu, NATO ambargosu uygulanacak olan Rusya'ya zaten bizim bu ürünlerimizi satmamıza da müsaade etmeyebilirler. Tehlikenin birinci bölümü bu. Ya bu iş narenciye ile mi ilgili diyorsunuz? Bakın 830 milyon dolar ihracatımız var. Narenciye deyip geçmeyin. Bugün özellikle güney bölgelerindeki seraların
Toplam müşterilerin %80'i Ukrayna ve Rusya pazarı. Bu kesildiği zaman oradaki üreticiler bunun yerine, bu ülkelerin yerine hemen başka birini koyamaz. Çünkü 15-20 ülkeye yaptığınız kadar siz ihracatı bu iki ülkeye yapıyorsunuz. Peki niye bu kadar önemli? Ukrayna harita diye bir şey var arkadaşlarımız. Ukrayna, Rusya harita diye bir aslında paylaşım var, bir görsel var. Onu verebilirseniz çok memnun olurum. Orada aslında bu ülkelerin niye bizim için evet bu kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Bakın Ukrayna'nın şu an mavi bölgeleri, ayrılıkçıların bulunduğu bölgeler. Bunlar Ukrayna içerisindeki çok ciddi bölgeler, alım seviyesi de yüksek bölgeler ve Ukrayna'nın içerisindeki en ciddi madenlerin olduğu, maden gelirlerinin olduğu bir bölge. Hatta Rusya'da bu bölgedeki, şu an o mavi gördüğünüz bölgedeki madenleri alıyor, işliyor. Örneğin Rusya'da üretilen helikopterlerin motorları bile buradan çıkan madenlerle yapılıyor. Tankların alaşımları bile buradan, bu bölgeden çıkan, Donetsk bölgesinden, Lugansk bölgesinden çıkan madenlerle yapılıyor. Yani aslında bu her zaman olduğu gibi, işte bizim orada Rusça konuşan halkımız var, bizim orada işte tarihi bütünlüğümüz var falan bir kenara bırakıp yine işin sonu ekonomiye geliyor. Kulakları çınlasın. Polis Akademisi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Levent Yılmaz, geçtiğimiz gün Ankara'da kendisiyle beraberdik. Devamlı ekonomiden bahsediyor. Ekonomi savunması, ekonomisel özgürlük, ekonomi işbirlikleri, ilerleyen dönemlerde dünyada ekonomi savaşlarından olacağından 3 yıldır 4 yıldır bahsederken şu an karşımıza yine böyle bir savaş çıkıyor. Aslında NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de amacı Ukrayna'ya, NATO'ya dahil ederek aslında Rusya'yı hem temelinde, alt bölümünde NATO silahlarıyla bir araya getirmek, sınırına yığmak, bir de Rusya'nın önemli maden ihracatı, Karadeniz'e çıkış kapılarının, liman kapılarının kapanmasını sağlamak, Karadeniz'i de bir NATO gölü haline getirmek. NATO'da da zaten tek başına Amerika bütün NATO'yu parmağında oynattığı için de Amerikan gölü olacağına dair de hakkımızda hiçbir şüphe yok. Peki bir de ekonomi diye bir görselimiz var arkadaşlar. Bu ekonomide de genel anlamda aslında ithalatı, ihracatı bahsedelim. Ukrayna-Rusya krizinin Türkiye etkisi ne olur diye bir görsel var. Bunu paylaşabilirsek seviniriz. Bu yayılmış biraz arkadaşlar ama net okunmuyor yayında. Eğer düz kalabilirse, bilmiyorum, benim bilgisayarımda öyle görünmüyor, onu çözebilirseniz ben de izleyicilerimize buradan okuyayım. Şimdi dilin ihracat içerisinde Türkiye'ye bakacak olursak, Türkiye'de Rusya 5 milyar 275 milyon 975 bin Amerikan doları büyüklüğünde ihracat içinde 10. sırada. Yani Rusya Türkiye'nin ihracatında 10. sırada ve ihracatın içindeki payı %2.55. Ukrayna ise 20. sırada aslında. 2,5 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Onunki de %1. Aslında iki ülkenin %3.7, %4 civarında Türkiye ihracatının içerisinde payı var. Yani toplam ihracatımızı bu şekilde dile getirebiliriz. Peki ithalatta ne durum var? Yani biz o ülkelerden neler alıyoruz'a baktığımız zaman aslında Rusya'dan 28 milyar 959 milyon dolar, yani neredeyse 29 milyar dolarlık biz ihracat yapıyoruz ve bizim ithalat yapıyoruz ve bizim ithalatımız içindeki payı %10. %10 ithalat peki niye bu kadar önemli? Çünkü bu ithalatın, %10 dediğimiz ithalatın, 29 milyar dolarlık ithalatın Rusya bizim için çok önemli olması gerekirken zaten büyük çoğunluğu doğalgaz, petrol. Yani enerjide aslında toplam yaptığımız ithalatın içerisindeki payı %10 olabilir ama enerji içerisindeki payı çok daha yüksek. Rusya'nın, Türkiye'nin doğalgaz ithalatındaki payı %35. Yani Türkiye'nin aldığı her 100 metreküp doğalgazın 35 metreküpünü biz Rusya'dan alıyoruz. Şimdi gelelim diğer bölümlere. Peki Ukrayna'dan ne alıyoruz? Ukrayna'da da aslında biz dış ticaret açığı veriyoruz. Orada da 4,5 milyar dolarlık aslında ithalat yapıyoruz.
Yani Türkiye için Ukrayna da önemli bir pazar. Toplam ithalat içindeki payımız da %1.7. Şimdi turizme gelelim. Turizm içerisindeki Rusya'nın payı %20'lere yaklaşıyor. %15-20'lere yaklaşıyor. Ama turist sayısı çok yüksek. Yani Rusya çok turist gönderiyor. Ama bunun toplam ciro üzerindeki etkisi daha az. Daha düşük bütçeli turistler geliyor. Ama 4 milyon 656 bin kişi göndermiş Rusya Türkiye'ye. Yani bu çok ciddi bir oran. Ve Türkiye'ye en fazla gelen yurt dışındaki turistler Ruslar. Ukrayna'da 2 milyon 55 bin kişiyle 3. sırada. Yani ikisini topladığınız zaman bu ülkeye gelen 6 milyon 700 bin turist sadece Rusya ve Ukrayna bölgesinden geliyor. Şimdi böyle bir çatışma ve savaş durumu söz konusu olursa, maalesef dönem de çok kötü dönemine denk geldi. Yani işte Şubat'ın sonu Mart başına denk geldi. Neden kötü dönem? Çünkü burada 45-50 gün sonra Nisan'dan başlayarak turizm sezonu açılacaktı. Hükümet bütün döviz hesaplarını turizmden gelecek dolara göre, euroya göre kurmuştu. İşte rahmetli Necmettin Erbakan'ın bir sözü var. Sen turizmden gelecek paraya göre onun hesabını yaparak işte bir plan bütçe oluşturursan, Cenab-ı Allah'a bağlı, mevsimlere bağlı, işte doğaya bağlı, bütün bunların hepsi sana bağlı değil. O zaman yanılırsınız, şaşarsınız demişti rahmetli. Yine burada onun söyleminin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bir de başka konu var. Bakın, muhalefet eleştiriyor ya, diyor ki Türkiye Cumhuriyeti buğdayı bile ithal ediyor. Buğdayı ithal ettiğimiz doğru ama muhalefet şurada yanılıyor. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Türkiye'nin bu kadar buğday ithal etmesinin nedeni, Türkiye'nin bölgesinin dünyanın en büyük un üreticilerinden biri olması. Yani bizim kendi buğdayımız kendi değirmenlerimize, kendi un fabrikalarımıza yetmiyor. Çünkü biz dünyanın en büyük beyaz un ihracatçısıyız. Hal böyle olunca da kendi buğdayımız yetmiyor. Biz de bu buğdayı nereden alıyoruz peki? Rusya ve Ukrayna'dan. Yani Rusya ve Ukrayna'dan çok ciddi oranda buğday alıyoruz. Bu aldığımız buğdayları da un yapıyoruz, ihraç ediyoruz. Aslında katma değer oluşturuyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman da bu iki ülkenin de bizim ekonomimizin içindeki payı çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim başka bir görsele. Şimdi bu az önce size anlattığım ifadeler genel çerçeveyi yansıtıyordu. Narenciye anlattık. Narenciye demişken bir de meyve ihracatı var arkadaşlar. Onu gösterebilirsek çok memnun olurum. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın durumunu gözler önüne seriyor. Yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yıl 2 milyar 15 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirmişiz biz. Ve bu yaş meyve sebze ihracatımızın 2 milyar dolarlık bölümünü, yani gitgide de artıyor, %19-20 olarak artıyor. İlk 5 ülke olarak Rusya, Almanya, Romanya, Irak ve yine Ukrayna'ya göndermişiz. Yani şöyle söyleyeyim, bizim Ocak-Eylül ilk 9 aylık verilere baktığımız zaman Rusya ile Ukrayna'ya gönderdiğimiz toplam yaş meyve sebze 800 milyon dolar. Bakın narenciye de vardı 800 milyon dolar. Burada da yaş sebzeyi de içine dahil ediyoruz. En çok ne gönderiyoruz? Klasik biliyorsunuz domates oldu mu hep Rusya anlatılır. Domates, limon ve kiraz, vişne gönderiyoruz. Bu tablonun şimdi o gördüğünüz turuncu yuvarlaklar bunu gösteriyor. Bakın domates 264 milyon dolar, limon 184 milyon dolar ve kiraz, vişne 184 milyon dolar olacak şekilde de yaş sebze meyve ihracatında yine Rusya zirvede, Ukrayna'da ilk 5 ülkeden biri. Şimdi böyle bir çatışma söz konusu olduğu zaman yine Ukrayna ve Rusya'da dönemi gelmesine rağmen bu dönemlerde gönderilecek yaş sebze ve meyvenin yurt içinde kalması olur. Ama bu da çok kötü olur. Neden çok kötü olur? Çünkü biz eğer onların yerine başka ülkeler koyamazsak, ki bunlar böyle pat diye konulamaz bu tür ülkeler sevgili izleyicilerimiz. Biz bunları koyamazsak ciddi bir sorun olacak. Bu defa zaten sıkıntılı olan tarımda da bir sorun yaşayacağız. Şimdi Rus ihracat diye bir görselimiz var arkadaşlar. Onu verebilirsek.
Rus ekonomisi için de işte Türkiye'nin öneminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aramızda 26.2 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Ama Rusya 21.6 milyar dolar, tabii ki çoğu enerjiden kaynaklı. Biz ithalat yapıyoruz Rusya'dan. 4.6 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. Gitgide de bu rakam artarak geliyor. Türkiye ihraç ettiği Rusya'ya başlıca ürünler işte yaş meyve sebze, motorlu kara taşıtları, tekstil ve metal eşya üzerinde aslında biz Rusya'ya ihracat yapıyoruz. Sol tarafta görüyorsunuz. Sadece 2014'te biz Rusya'ya 10 milyar dolar ödedik. 2020'de yaklaşık 19 milyar dolar civarında ise biz doğalgaz parası ödedik Rusya'ya. Rusya doğalgazda aslında Türkiye Almanya'dan sonraki en büyük ikinci müşterisi Rusya'nın. Yani Türkiye de Rusya için çok büyük bir kayıp, öyle değerlendirebilir. Bir de çelik demir endüstrimiz de aslında Rusya için çok önemli. Çünkü çelik demir noktasında da Rusya'dan ciddi oranda ürün ithal ediyoruz. Şimdi Türk Akımı projesi var. Yıllardır üzerine konuştuğumuz Türk Akımı projesi yine Rusya için önemli bir proje. Buradaki Türk Akımı'ndan Türkiye Cumhuriyetleri'nin içinden geçip Türkiye üzerinden akan bir petrol projesi var. Burada da aslında bir çözüm ortağıyız Rusya'yla. Bir de tabii Akkuyu, tartışmaların gündemindeki Akkuyu nükleer santrali var. Biliyorsunuz biz Avrupa'nın bütün baskısı, Almanya'nın bütün baskısına rağmen bu işi Ruslarla yapıyoruz. Rus teknolojisini kullanıyoruz ve inşaatını da Ruslar yapıyor. Akkuyu'da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Orada da Rusya'ya yaklaşık 20 milyar dolar civarında bir rakam ödeyeceğiz. Rusya'nın toplamı 500 milyar dolara yakın. Aslında Rusya toplam ihracat yapıyor. Bu sağ üstte gördüğünüz, şu an kırmızı ya da bordo görüyorsunuz ekranlarınızda. Yaptığı ihracatın %5'ten fazlasını Türkiye'ye yapıyor. O yüzden Türkiye pazarı da Rusya için 26.2 milyar dolar ve 30 milyar dolara yaklaşan rakamlarıyla önemli bir pazar. Aslında gördüğümüz gibi sadece Türkiye değil, her iki tarafta çok ciddi kayıplara neden olacak. Şimdi peki Türkiye'den vazgeçerse Rusya ne yapabilir? Yani hani sonuçta bir şekilde bir şeyler yapmak zorunda. Biz nasıl diyoruz, eğer Rusya bizden bu ürünleri almazsa yerine ülke koymak zorundayız diye düşünürken. Peki doğalgaz ihtiyacını Rusya'dan karşılayan diğer ülkeler neler? Yani biz almazsak Rusya ne yapabilir diye bakacak olursak, Rusya'dan gaz alan ülkeler grafiği, evet teşekkür ederim. Ülkeler grafiğine bakacak olursak en solda turuncuyla gördüğünüz %22 ile Almanya var. Bugün Almanya Başkanı hemen açıklama yaptı ve biz bu akımı, kuzey akımını kesiyoruz dedi. Yani Almanya Ukrayna'daki durumu düzeltene kadar, arasını düzeltene kadar Rusya'dan ben gaz almayı keseceğim dedi. Bu çok ciddi bir adım. Biz beklemiyorduk işin açıkçası. Almanya çünkü asker göndermede çok çekimser davranmıştı. Ama ilk bu şeyi, ambargoyu koyan Almanya oldu. İkinci sırada Türkiye var. Doğalgaz ihtiyacını Rusya'dan karşılayan ülkeler arasında. Üçüncü sırada İtalya var. Dördüncü sırada Belarus, Fransa diye geçiyor. Ve devam ediyor. Polonya diye devam ediyor. Şimdi tabii bir yandan da konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Bu şey, Putin'in son açıklaması geldi, düştü önüme. Bizimle de ilgili, bizim konumuzla ilgili olduğu için size de bunu anlatmak istiyorum, izah etmek istiyorum. Putin diyor ki bir kere Ukrayna'daki silahlanma, nükleer silahlanma, balistik silahlanma sürdüğü müddetçe diyor ben bu şeylerinden taviz vermeyeceğim diyor, yaptıklarımdan taviz vermeyeceğim diyor. Hatta işte şu an son durum olarak Putin'in bir açıklama yaptığını söylüyorlar. NATO üyeliği mümkün olamaz hedefinden diyor, vazgeçecek Ukrayna, silahlardan arındıracak. Kiev yönetimi Kırım'ı tanıyacak diyor. Taktik füze Ukrayna kesinlikle yerleştirmeyecek diyor. Ukrayna'nın daha önce 2018'deki lideri işte Zaharchenko var, Donetsk'in eski lideri. 2018'de Ukrayna tarafından suikastle öldürüldü diyor. Bunu kabul etmesi gerekiyor diyor. Minsk anlaşmasını bugün ben kabul etmiyorum, artık öyle bir anlaşma yok demişti. Kırım ilhakından sonra yapılan anlaşmada. Bugün dedi ki
bizim tanıma kararımızdan çok önce aslında Minsk bitmişti. Biz bitirmedik dedi. Aslında bir yandan da Putin bu şekilde, eğer bunları tanırsanız, söylediklerimi yaparsanız size ben hani geri çekilebilirim mesajı vermeye çalışıyor. Bazı tavizler koparmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ama işte işin açıkçası bakalım NATO tarafından nasıl bir cevap gelecek. Güncel geldiği için sizinle paylaşmak istedim sevgili izleyicilerimiz. Dilerseniz bir de tabii işin bizim gelirlerimiz için önemli yer taşıyan turizm raporuna bakalım. Turizm raporunu gösterebilirsek sevgili arkadaşlar. Türkiye'ye en çok turistin geldiği 5 ülkeye baktığımız zaman az önce de söyledik. Aslında liderlik Rusya'da, ikinci sırada da Ukrayna'da. Yani şimdi 7 milyon turist ve 2 milyon da Ukrayna'dan derseniz, işte bu yıl 2021'de ve 2022'de beklenen iki ülkeden 10 milyon üzerinde turist vardı. Sadece Ukrayna Rusya'dan. Eğer bir 4-5 ay sürerse bu konu, zaten uçuşlar iptal edildi bu durum. Ki öyle görünüyor. Bir kere biz beklediğimiz turizm gelirlerinin, toplam beklediğimiz turistin %40'ı civarında Ukrayna ve Rusya'da olduğu için beklediğimiz turizm gelirinin %40'ını sağlayamayacağız demektir. %40'ını sağlayamayacağınız bir turizm geliri demek, Türkiye ekonomisi için beklediği dövizin %40'ını alamamak demektir. Bu da, uzman olmaya gerek yok bunun için, döviz fiyatlarında, onların beklendiği için döviz fiyatlarında çok ciddi artış meydana gelecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ödemekle yükümlü olduğu, gerek devletin ödemekle yükümlü olduğu, gerek özel sektörün ödemekle yükümlü olduğu çok ciddi döviz bazında borcu var. Oradan gelen kaynak olmazsa yurt dışından bu paralar temin edilecek. Tabii ister istemez rakamlar da yükselecek. Peki bu iki ülkenin yerini hangi ülke alabilir? Şöyle kabaca baktığımız zaman Almanya 3 milyon turist göndermiş. Onlar alabilir mi bilmiyoruz. Ondan sonra bakıyoruz, Bulgaristan var. Ama Bulgaristan'ın çoğu zaten hani bizim güney bölgelerimize, turizm bölgelerimizden ziyade Türkiye içerisine işte alışveriş için, gezme için gelip gidenleri oluşturuyor. İran var 1 milyon 100 bin civarında, ama İran'da zaten ambargolar, sıkıntılar, uçuşlar nedeniyle İran ekonomisinde de sorun olduğu için tutup da 1 milyonluk rakamı 10 milyona çıkaramaz. Yani özetle şöyle baktığımız zaman Ukrayna, Rusya'nın toplam rakamının yerine koyabilmek için 30-40 ülkenin belki de toplamı kadar ancak bir şekilde yerine bir şeyler koymamız gerekiyor. Ama turizmciler beni daha iyi bilir. Bir kere turizm sezonu, bir kere Ocak ayından acenteler yer satmaya başlar. Şimdi onların iptalleri geliyormuş. Üzülerek söylüyorum. Maillerde, mesajlarda geliyor size de. Yani turizm gelirimiz bizim aslında mühim olan sadece turizm sektörü için değil, tüm ülkenin ekonomisi için, beklediğimiz döviz için önemli. Biz yaklaşık 6 aydır hep şunu söylüyoruz. Hükümet Nisan ayından sonra, Mayıs ayından sonra gelecek turizm dövizlerine güveniyor. Bazı hareketlerde bulunurken işte o turizm gelirleri, gördüğünüz gibi sizin hiçbir kabahatiniz yokken, mevsim şartları, güneşiniz, rüzgarınız, turistik tesisleriniz, sizin üzerinize düşen herhangi bir, ya sizin yanlışınız yokken, sizin dışınızdaki konjonktür nedeniyle sıkıntıya girebiliyor. Bu vesileyle de rahmetli Necmettin Erbakan'ın kulaklarını da çınlatabiliriz. Şimdi 35 dakika geçti herhalde. Gol yok değil mi arkadaşlar maçta? Yokmuş, 0-0 gibi görüyorum. Bir de tabii gelelim küresel buğday pazarlarına. Son görselimiz. Küresel buğday pazarlarında ne olacak? Yani hani biz buğday alıyoruz, satıyoruz. Bu grafikte bir süre yorum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi küresel buğday ihracatındaki toplam pay Rusya'nın %18. Yani Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı, sadece bize değil. Böyle bir savaş olası bir durumda zaten Rusya'ya bir ambargo uygulanacak ve Rusya bu ürünleri satamayacak. %7'si de, 18'i Rusya'dan, 7'si de Ukrayna'dan. Yani Rusya ve Ukrayna bütün dünyada satılan buğdayın 1/4'ünü tüm dünyaya satıyor. Onların da yerine yenisini koyması mümkün değil. Bu arada Rusya karasal anlamda avantajlı olduğu için karayoluyla da bunları aktarabiliyor, demiryoluyla da aktarabiliyor, ama Ukrayna bu buğdayın %95'ini Karadeniz üzerinden gönderiyor. Yani Karadeniz'de öyle donanmalar varken, savaş gemileri varken bu buğday ihracatını da sağlayamayacak. Ukrayna için çok ciddi bir sorun olacak. 2020 değerlemelerine göre bakıldığında
Rusya'ya baktığımızda 8.8 milyar dolarlık sadece buğday ihracatı olduğunu görüyoruz Rusya'nın. Ukrayna'nın da 3 milyar dolar, dünyanın en büyük 5. buğday ihracatçısı o da, 3 milyar dolarlık buğday ihracatının olduğunu görüyoruz. Yani bu iki ülkede bir sorun yaşarsak bütün dünyada 11 milyar hatta 12 milyar dolarlık buğdayın dünyaya dağılması sorun olacak. Buğdaydan başta un olmak üzere buğday üzerinden yapılabilecek, alınabilecek ürünlerde de sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir sorun yaşayacağız. Türkiye'de ne sorun yaşayacağız? Hem buğday alamayacağız hem de buğdaya bağımlı olan bizim Türkiye'deki un fabrikalarımız, onu üretip un olarak ihraç edeceğiz, ihracatçılarımız ve fabrikalarımız bu defa ham maddesiz kalacak. Buğday ihracatından en büyük paya sahip olan ülkeye baktığımız zaman Mısır'ı görüyoruz. 2,5 milyar dolar büyüklüğünde. Yine Ukrayna'nın da buğday ihracatındaki en büyük müşterisi Mısır. 685 milyar dolar değerinde bir şekilde bu iki ülkeden buğday alıyor. Mısır'ın da şimdi Sisi'nin yönetiminde olduğu düşünülürse ve Sisi'nin de bir Amerikan menşeli darbeyle iş başına geldiği düşünülürse Mısır'ın da özellikle Rusya'dan 2,5 milyar dolarlık zaten ihracatını eğer savaş olmasa bile ambargo nedeniyle keseceği bilgisini sizlere verebiliriz. Efendim toparlayacak olursak şöyle bu yaptığımız görselleri kabaca. Gördüğünüz gibi Ukrayna ve Rusya elimden geldiğince size şunu göstermeye çalıştım. Ukrayna ve Rusya ikisi beraber de ayrı ayrı da Türkiye'nin ekonomisi içerisinde çok ciddi bir yere sahipler. Hem komşumuz oldukları için, hem Karadeniz içerisinde bunlarla birlikte yer aldığımız için, hem de bu iki ülkeden aldığımız ürünlerin çok ciddi değerlere sahip olduğu için. Örneğin Rusya'dan ne alıyoruz? Doğal gaz alıyoruz. Bakın şimdi kış sezonundayız. İran'la ilgili bir gaz problemi oldu. Konutlara elektrik verebilmek için sanayinin elektriğini kestik. Yani hani ben bunu bu yaşımda hiç hatırlamıyorum işin açıkçası. Sanayinin elektriğini kesmek zorunda kalışımız üretim yaparken. Bunu kesmek zorunda kalındı. Deniliyor ki o kesintiler olmasaydı konutlara elektrik verilemezmiş kış günü. Konutlara elektrik verilememesi kombilerin, kaloriferlerin, ısıtıcıların da çalışamaması demek bu arada. Böyle bir ciddi dönemden geçtik. Şimdi tam bu çözüldü derken daha kış da bitmeden bir yandan ısınma için de kullanılıyor doğalgaz biliyorsunuz. Hem elektriğimizde hem de ısınma için doğalgaza bağımlı olduğumuz için en büyük doğalgaz satıcımız Rusya ile sorun yaşıyoruz. Rusya'ya zaten kabul edilemez olduğunu ilettik. Yaptığının dışişleri bir açıklama yaptı. Diğer taraftan baktığımız zaman da bir yandan da NATO ülkesiyiz ve Amerikan yönlendirmesiyle ilgili bu ambargoları da biz takip etmek zorunda kaldık. Peki şimdi gelelim. Biz halk olarak Fatih Güneş bize ne? Ukrayna, Rusya, onlar iki tane böyle tiran savaşıyorlar. İşte birbirlerine giriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar mı diyebiliriz? Diyemeyiz. Bakın ihracatımız, onlardan gelen ithalat, yaptığımız parayla satın aldığımız ürünler bizim için stratejik ürünler. Onun yerine koyacak kadar başka müşterimiz yok. İran'dan aldığımız, Katar'dan alacağımız gazlar, LNG'ler Türkiye'nin ihtiyacını karşılayamayacak. İkinci konuya gelecek olursak bizim satışlarımız. Gördüğünüz gibi ihracatımızda çok ciddi payları var ve önemli ürünler alıyorlar. Bizim birkaç sektörümüzü derinden etkileyen ürünler alıyorlar bizden, o yok. Çok büyük dolar bazında en büyük konu ne? Turizm. Toplam turizmimizde eğer 50 milyar dolar bekliyorsak biz bunun 25-30 milyar dolarını Ukrayna ve Rusya'dan bekliyorduk. Şimdi bir kere turizm tamamen kesilir. Bunun ambargo ile alakası yok. Zaten uçuşlar olamayacak. Allah korusun bir çatışma bölümüne girmez inşallah. Sadece Rus orduları o girdiği ayrılıkçı bölgeyle kalır. Bir çatışma durumuna girdiğimiz zaman zaten karayoluyla, havayoluyla, demiryoluyla bir ulaşım da sağlanamayacak demektir. Programın başında da söyledim. Peki bunların yansıması bize ne olacak? 5 dakikayla özetliyorum sizi. Bir, sevgili izleyicilerimiz, dediğim gibi uzman olmaya gerek yok. Zaten bugünden başladı. Döviz fiyatlarında yükseliş. Rusya oranın içerisinde hareket ettiği müddetçe, geri çekilmediği müddetçe devam edecek. Ne kadar kontrol edebilir hükümet ya da Merkez Bankası bunu? Çok sınırlı rezervleri ve çok sınırlı güçleri var. Çünkü onları vakti zamanında harcadık.
7 lira psikolojik rakamından aşağı indirmek ve özellikle İstanbul'daki belediye seçimleri tekrarında o 3 aylık dönemde toplam rezervimizin neredeyse 3'te 1'ini harcadığımız için şu an bu gücümüz yok. İkincisi, 2014'te Rusya'ya ambargolar uygulandı ama Rusya şimdiki Rusya onun 3 katı kadar daha güçlü. 700 milyar dolar sadece Merkez Bankası'nda artı likit parası var ve yaklaşık 1-1,5 yıldır dünyada çok ciddi bir altın rezervliyor. Yani maden olarak da altın aldığı için de onu kaynak olarak gösterip istediği ülkelerden ya da maden olarak kullanabiliyor. 6 aydır da Rus bankaları özellikle nakit para alıyorlar Rusya içerisine. Dolar alıyorlar, euro alıyorlar Rusya içerisinde. Buna hazırlık yapıyorlar. Bizim buradan çıkaracağımız ders, bir dünyanın neresinde savaş olursa olsun Türkiye sınırları içerisine yakın olursa, eğer sınırlarına yakın olursa bir kere altın fiyatları yükselecek demektir. Yükselmeye başladı. Bazı ekonomistler altının onsunun şu an 1900 dolar 2000 dolara kadar ilerleyeceğini söyledi. Ben de aynı fikirdeyim. Döviz fiyatları yükselecek mi? En azından düşmeyeceğini gördük. Yani döviz bir daha işte 12 liralara 11 liralara bu Rusya-Ukrayna devam ettiği müddetçe düşmez. Sizin o döviz korumalı mevduat hesaplarınız ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar giriş olursa olsun, günde 10 milyar TL değil, günde 30 milyar TL de gelse orada bu savaş varken bir kere dövizde kalır. 3. Çok talihsiz bir zamana denk geldi. Tam altınlarınızı yastık altı, gelin ekonomiye kazandıralım, bankacılık kanalıyla, kuyumculuk kanalıyla alalım denilen dönemde bu oldu. Savaş ve gerginlik, politik gerginlik dönemlerinde dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de yastık altındaki birikimler hiç kimseye teslim edilmez. Güvence olarak, maden olarak elimizde kalır. Bu da aslında hükümetin bir kadersizliği. Talihsiz bir zamanda bu açıklamayı yapmıştı. Peki biz ne yapacağız? Benim dövizim yok, altınım yok, böyle bir sıkıntım yok. Yapmamız gereken şey şu: dövizin yükselmesi aslında sizi ilgilendirmiyor diye düşünmeyin. Hani o bir tane gazeteci olarak gezen pervane bir kişi var. Bu ifademden dolayı özür diliyorum ama hani onun ekonomi bakanı size ne dolardan, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz sorusuna böyle suskun durdu baktı ya. Köşesinde şey kesilirken, aslan kesilirken kalemiyle muhalefete karşı. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki döviz fiyatlarının artışı her şeyi yükseltir. Bu da ne demek? Demek ki enflasyon da yükselecek. Çünkü üreticilerin girdileri, enerji maliyetleri, ülkenin enerji maliyetleri, ham madde maliyetleri yükselecek demektir. Birkaç sektörde ciddi sıkıntı yaşanacak. Belki yaza doğru bu devam ederse narenci ürünlerinde, yaş sebze ürünlerinde bir miktar rakamlar düşebilir. İhracata gitmeyen ürünler. Bunlar geçici bir şekilde size rahatlatma sağlayabilir ama o sektörlerdeki daralma bütün ülke ekonomisine olumsuz olarak yansır. Ne yapıyoruz? Kontrollü oluyoruz. İhtiyacımız olmayan hiçbir şey almıyoruz. Bakın şimdi araç kredilerinde işte taksitler yükseltildi, peşinatlar düşürüldü ya. Lütfen ama lütfen, eğer bankada nakit paranız yoksa, bunu karşılayacak garanti gelirleriniz yoksa, şu dönemlerde konfor için, lüksünüzü arttırmak için arabadır, evdir, televizyondur, kol saatidir, ziynet eşyasıdır, bu tür ürünlerden uzak tutalım. Kalem bile gerekmiyorsa, lüks ve şık bir kalem gerekmiyorsa bunları almayalım. Elimizdekileri muhafaza edelim. Zaman kontrollü durmak zamanı. Tabii ki ekonomide durdurmayalım, yastık altlarına paramızı koyalım demiyorum. Ama sadece ihtiyaçlarımızı doğru planlayalım ve gelecek günlerin şimdikilerinden daha olumsuz olacağını bilelim. Ama unutmayın, kimsenin de size ya Ukrayna ile Rusya arasında böyle bir sıkıntı oldu, bu yüzden Türkiye bu durumda demesine izin vermeyin. 2,5 yıldır bu ülke böyle gidiyor. Rusya ile Ukrayna şurada 3 gündür bu durumda. Demek ki 2,5 yıldır devam eden, 1,5 yıldır net devam eden ekonomik krizin faturasını da kimsenin gözünüzün içine baka baka size anlatmasına izin vermeyin sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi maç var. Ben de söz vermiştim 45 dakikada bitireceğim diye. Umarım maçın sonucu da özellikle Konya için daha güzel biter. Bu gidiş trendini arttırarak devam ettirir. Efendim ben Fatih Güneş. Bugün programın yarısı kadar yapıyorum size. Girişte rejideki arkadaşlarımı da söyledim. Kabaca Ukrayna-Rusya ekonomisinin yansımalarını anlatmaya çalıştım. Niye bu kadar olduğunu anlatmaya çalıştım. Nacizane de birkaç yorum yapmaya çalıştım. Allah ömür verirse önümüzdeki piyasanın nabzında sizlerle buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.